Biliyoruz ki e üzeri x'in x'e göre türevi e üzeri x'e eşittir. Bence matematikteki en etkileyici şeylerden bir tanesi budur. Ve bu bende e sayısına karşı büyük bir saygı uyandırıyor. Ama şimdi yapacağımız şey bu değil. Yani sadece e sayısını met etmeyeceğiz. Esas üzerinde düşünmek istediğim şey, ters fonksiyonun türevinin ne olduğudur. Doğal logaritmanın x'e göre türevi nedir? Bir fonksiyonun türevini biliyorken bunu defalarca yapmıştık ve şimdi yapmak istediğim şey, ters fonksiyonun türevini bulmak. Y eşittir doğal logaritma x olsun. Bu ifade, y, x'i elde etmek için e'nin üzerine koyduğumuz kuvvettir demenin bir başka yoldur. Yani bu, e üzeri y eşittir x demekle aynı şeydir. Tamam, şimdi bu eşitliğin her iki tarafının x'e göre türevini alabiliriz. Hadi yapalım. Her iki tarafın x'e göre türevini alalım. Biraz dolaylı olarak türev alma işlemi uygulayacağız. Bu gerçekten sadece zincir kuralının bir uygulamasıdır. Yani sol taraf, e üzeri y'nin y'ye göre türevi, yani e üzeri y çarpı y'nin x'e göre türevine eşit olacaktır. Sağ tarafı incelersek, x'in x'e göre türevi 1'dir. Bu denklemi türev için çözecek olursak, her iki tarafı da e üzeri y'ye böleriz. Böylece y'nin x'e göre türevi eşittir, 1 bölü e üzeri y sonucunu elde ederiz. Güzel. Y neye eşittir? Y'nin doğal logaritma x'e eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu buraya yazalım. Bu, 1 bölü e üzeri doğal logaritma x'e eşittir. E üzeri doğal logaritma x neye eşit olacaktır? Doğal logaritma x, x'i elde etmek için e'nin üzerine koymam gereken kuvvettir. Yani aslında e'nin üzerine bu kuvveti ya da bu üssü koyarsam x elde ederim. Bu ifade 1 bölü x'e eşit olacaktır. Yani bu, x'e sadeleştirilir. Evet, işimiz bitti. Eğer y doğal logaritma x'e eşitse, y'nin x'e göre türevi de 1 bölü x'tir. Ya da doğal logaritma x'in x'e göre türevi 1 bölü x'e eşittir diyebilirsiniz. 1 bölü x. Bu da matematikteki etkileyici sonuçlardan bir tanesidir. Belki bunun kadar heyecan verici değil ama yine de bayağı etkileyici.